Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için uygun fiyatlı akıllı bir cep telefonu olan Alcatel 3'ü inceliyorum. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Malum telefon fiyatlarının artmasıyla beraber artık cep telefonu almak ciddi bir lüks haline gelmeye başladı. Ama hala piyasada uygun fiyatlı olarak tanımlayabileceğimiz telefonlar var. Alcatel 3 de işte bu uygun fiyatlı telefonlardan bir tanesi. Telefonun hemen dış görünümünden başlamak istiyorum. Bugün biraz farklı bir anlatım yapalım. Şık bir tasarıma sahip bir kere bize gönderilen lacivert diyebileceğim bir rengin arka tarafı böyle parlak ama çok da aşırı parlak olmayan bir şekilde tasarlanmış. Fakat parmak izi gibi şeyler kalıyor ne yazık ki bu ekran. Daha doğrusu arka taraftaki bu gövde üzerinde. O yüzden böyle parmak izleriniz her tarafına çıkmış oluyor. Böyle bir tasarım var. Yuvarlatılmış bir tasarım anlayışımız var. Ön yüzden bakıldığında sağ tarafta 2 adet bir sesi açıp kapatma tuşumuz mevcutken hemen altında da power tuşu yer alıyor. Sol tarafta sim kart yuvamız var. Micro SD bellek kart yuvamız var. Alt kısımda ise stereo hoparlör ve mikro USB bağlantısının olduğunu söyleyelim. Üst tarafta ise kulaklık çıkışı konumlandırılmış. Bunun dışında telefonun arkasına geldiğimizde ise kameramız, LED lambamız, onun hemen altında bulunan parmak izi okuyucu var. Bu arada ön yüzde de kameranın ve LED flash'ın bulunduğunu söyleyelim. LED flash'ın ön yüzde de olması iyi olmuş. Fotoğraflarda bir parça daha aydınlık sağlamış oluyor. Telefonun hemen hızlıca teknik özelliklerine geçecek olursak karşımızda 5.5 inçlik bir telefon yer alıyor. Bu telefonun 720x1440 piksel ekran çözünürlüğü var. 18:9 ekran oranı var. Yani ince uzun bir telefonumuz var. MT6739 4 çekirdekli bir işlemcimiz var. 1.3 GHz'lik. IPS bir teknoloji kullanıyor. LCD teknolojisi. Giriş seviyesi model olduğu için kabul edilebilir bir durum bu. Ana kameramız 13 megapiksel. Ön kameramız ise 5 megapiksel çözünürlüğü sunuyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Telefon, Alcatel öyle bir karar almış. Ana kamerada 16 megapikseli çıkartılıyor interpolasyonla. Ön kamerada ise 8 megapikseli çıkartılıyor. Biraz interpole ediliyor. Yani yazılımsal olarak telefon çözünürlüğü, kamera çözünürlüğü yükseltilmiş oluyor. Bunun detaylarını kamera kısmında anlatacağım. 2 GB'lık RAM'imiz bulunuyor. 16 GB'lık depolama. Az önce söylediğim gibi micro SD bellek kartıyla 128 GB'a kadar da arttırabiliyoruz. Kablosuz ağlara bağlanma, Bluetooth özelliği, parmak izi güvenliği, NFC var. FM radyo özelliği var. Meraklısı çok olan bir teknoloji bu malum. 3000 mAh'lik pil ve 145 gram ağırlık olduğunu söyleyelim. İşletim sistemi olarak da Android Oreo 8.0 ile geldiğini belirtelim. Şimdi bu teknik spekleri bir kenara bırakacak olursak videonun başında da söyledik. Bu uygun fiyatlı bir cep telefonu. Alcatel 3 de uygun fiyatlı olduğu için tabii ki hani donanım anlamında, işte özellik anlamında minimize bir imkanlar sunuyor haliyle. Ama parmak izi okuyucusu olması güzel. Parmak izi okuyucusu olduğu için de güvenlik sağlayabiliyorsunuz. Artı yüz tanıma özelliği de var. Yine bu sayede yine telefonunuzu kendi güvenlik yüzünüzle beraber açabiliyorsunuz. Performansı nasıl? Valla fena değil diyelim. Yani günlük kullanım için yeterli. Hani abartı bir oyunlarda vesairede abartı bir çözünürlük istemiyorsanız eğer telefon bunları fazlasıyla karşılıyor. Ama tabii ki böyle ben hani çok yüksek çözünürlükte oynayayım, çok yüksek bir oyun kalitesi arıyorum derseniz zaten bu fiyata ve bu özelliklerdeki bir telefonla onu beklememeniz gerekiyor. Ama günlük kullanım için hani ikinci telefonum olsun, anneme alayım, babama alayım veya birine arkadaşıma alayım dediğiniz bir telefon varsa alınabilecek bir telefon olmuş. Onu baştan belirtelim. Performans olarak bir sıkıntısı yok. Google Play Store'daki oyunları, uygulamaları vesaire yükleyebiliyorsunuz ama söylediğim gibi çok büyük beklentiye girmemeniz lazım. Günü kurtarıyor, işinizi görüyor ama böyle yüksek performans falan bekliyorsanız tabii ki bu cihaz sizin için uygun değildir. Onu baştan belirtelim ama fiyatın hakkında fazlasıyla veriyor, onu söyleyelim. Şık bir telefon, ince bir telefon, hafif bir telefon. Elinize aldığınızda tek elle kullanabiliyorsunuz. 145 gram bir ağırlığı var olduğunu söylemiştik. Tek elinize aldıkça rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 5.5 inçlik bir telefon olmasına rağmen çok büyük bir hani böyle devasa bir gövdesi yok. Kamera tarafına gelecek olursak
Teknik speklerde söylemiştim. Telefonun aslında ana kamerası 13, ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlükte. Ama bunları 16'ya 8 megapiksel interpole edebiliyorsunuz. Bunun ayarları var default olarak. Yani fabrika ayarlarında girdiğinizde kameraya size standart olarak işte arkası için 13, önü için de 5 megapiksel geliyor. Ama siz bunları yükseltebiliyorsunuz isterseniz. Kamera biraz basit tasarlanmış uygulaması ama işinizi görüyor. İşte HDR özelliği var. Çekim modlarında çok fazla seçenek yok ama böyle enteresan bir çekim ayarı menüsü geliyor. Bu Nokia'larda bir zamanlar vardı karşımızda. Böyle değişik işte video ayarı, flash ayarını yapabildiğiniz, işte timer'ı ayarlayabildiğiniz bir ayar, böyle değişik bir menü geliyor. Böyle yarı, çeyrek daire şeklinde. Onu tıkladığınız zaman oradan çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Kamerası, kalitesi nasıl? Gün ışığında çekim yapıyorsanız, fazla şartları zorlamıyorsunuz, kamerası fena değil. Hem ön kamera için bunu söyleyebilirim, hem de arka kamera için. Ama böyle bokeh etkisi, ne bileyim, bir şeyleri alan derinliği verme etkisi gibi özellikleri bulunmuyor. Böyle bir modelden de bu beklenir mi? Ayrı tartışma konusu ama böyle bir özelliği yok. Öte yandan kamerada, ana kamerada sosyal diye bir menü var. Bu daha doğrusu çekim modu var. Sosyal çekim modunu ayarladığınızda çektiğiniz fotoğraflar böyle hem size bir ön gösterim yapılıyor, hem de işte isterseniz kolaj vesaire gibi şeyler yapabilirsiniz ki böyle özellikle Instagram, işte YouTube, Facebook gibi ortamlarda paylaşmak için böyle hazır bir template getiriyor size. Onu belirtelim. Panorama modu var, hızlandırılmış çekim var, ışık takibi var ve otomatik modu var en azından ana kamerada. Ön kameraya geçtiğimizde ise ön kameranın da sadece otomatik ve sosyal modu var. Yani hem ön kamerada hem arka kamerada sosyal modu kullanabiliyorsunuz. Yüz güzelleştirme opsiyonu var. İsterseniz yüzü böyle pürüzsüz hale getirebiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi hani kamerada böyle hani buz kategorideki bir kamera için yeterli. Ama çok büyük beklenti istiyorsanız 10 bin liralık bir telefonu kamerasıyla karşılaştırırsanız tabii ki kötü kalacaktır. Ama bu fiyatına göre değerlendirdiğimizde kameranın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yüz tanıma özelliğinin olması güzel. Bu seviyedeki telefonlarda pek bulunmayan bir özellik bu. Yüz tanıma özelliği var. Hani ekstra bir güvenlik olmuş oluyor. Benim kamerada beğendiğim bir taraf ise ön tarafta da LED flaşının olması. Genelde selfie çekimlerinde ışık az olur. Önde LED olması iyi olmuş ki son dönemde yavaş yavaş cep telefonlarında gördüğümüz bir özellik. Telefonun ana kamerası Full HD video kayıt edebiliyor. Video örneklerini ve fotoğraf örneklerini yine bu incelemenin içine koyacağız. Aynı zamanda açıklama kısmında bir galeri linki de paylaşacağım. Teknoloji Oku üzerinden bakabileceğiniz. Orada da fotoğrafların daha büyük varyasyonlarını ve video dışında da internette bulabileceğiniz yüksek çözünürlükte hallerini de yine oraya ekleyeceğim. İsterseniz arzu ederseniz oradan da o fotoğraf örneklerine bakabilirsiniz. Videoyu da yine bu videonun içinde örnek olarak size aktaracağım. Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Alcatel 3 ile çektiğimiz bir video bu. Ön kamerayı kullandık. Bu arada LED lambamız da açık öndeki. Hem de yüzümüze bir parça aydınlık geliyor. Şu anda ön kameranın kalitesini görüyorsunuz. Alcatel 3 cep telefonu. Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyicileri. Bu videoyu Alcatel 3'ün ana kamerası kullanarak çekiyoruz. Şu anda açık havadayız. Kapalı bir açık havadayız ama bulutlarla kaplı bir gökyüzü var. Ve üzerindeki standart olarak gelen mikrofonla beraber kayıt yapıyoruz. Bu videoda bu şekilde hazırlanmış oldu. Tabii biz her zaman olduğu gibi kullanım deneyimlerimizi aktarıyoruz ama sentetik testler de yaptık. Bu testlerden bir tanesi olan Geekbench testi, genelde biz Geekbench çok kullanıyoruz ve sektörde de kullanılan bir test. Single Core'da 647 puan verdi bize. Multi Core'da 1765 puan. Benzer bir testi Antutu üzerinden de yaptık. Antutu'da toplamda 43.994 puan aldık. Elbette rakamlar çok 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 yüksek değil ama hani kategorisine göre değerlendirdiğimizde yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla bir beklentiniz varsa zaten Alcatel 3 sizin aradığınız telefon olmayacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Telefonda 3000 mAh'lik bir pil kullanılıyor. Günlük kullanım için çok şartları zorlamazsanız bu pil bir günlük bir ömür sunuyor. Yani sabah doldurdunuz,
akşam yatana kadar sizi idare ediyor, onu söyleyebilirim. Ama tabii ki çok fazla video izler, çok fazla oyun oynarsanız birkaç saatte de bitirebiliyorsunuz. Bunun dışında biz sentetik testlerde yaptık. Klasik olarak bir Work 2.0 batarya testi denedik. PC Mac testinden bu. Battery Life testi yaptık. 7 saat 45 dakika gibi bir rakam verdi. Fena değil. Yani kendi kategorisinde değerlendirdiğimizde normal bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Uzun saatlerde kullanmak istiyorsanız hani çok fazla güç tüketen şeyleri kapattığınızda bir günü çok rahatlıkla görüyorsunuz. Hatta şartları zorlarsanız 1,5-2 güne kadar da telefonun pil ömrü olacağını söyleyebiliyoruz. Alcatel 3 ile ilgili merak edilen bir konu tabii ki fiyatı. Biz bu incelemeyi çektiğimiz Ekim 2018 tarihinde telefonun fiyatı 1199 TL idi. Operatör üzerinden satılıyor ağırlıklı olarak gördüğümüz kadarıyla. Turkcell'de satılıyor ki zaten ana menüsünde birçok Turkcell uygulaması var. Fizi var, TV Plus var, işte hesabım var, şu var, bu var. Turkcell ile ilgili birçok uygulama standart olarak yüklü olarak geliyor. İsterseniz kaldırabiliyorsunuz, o ayrı bir konu. Fiyatı 1199 TL. 6 ay taksitle faturaya ek olarak satın alabiliyorsunuz. Bence hani uygun fiyatta bir telefon olarak düşündüğümüzde sunduğu teknolojiler anlamında başarılı bir telefon olmuş. Ha, 200-300-400-500 lira daha biraz daha üzerine koyduğunuz zaman elbette daha iyi telefonlar var. Ama onların da tabii ki fiyatı söylediğim gibi biraz daha üzerine koymanız gerekiyor. Bu telefonu 2000 liraya kadar olan telefonlarla karşılaştırabilirsiniz. Ama dediğim gibi üzerine koyduğunuz rakamlar da belki birileri için çok çok yüksek olacaktır. O yüzden eğer uygun fiyatta bir telefon arıyorsanız, benim bir sene, iki sene idare etsin diyorsanız bence başarılı bir tercih olacaktır Alcatel 3. Beklentiniz daha yüksek performansa, daha yüksek performanslı bir telefonsa bütçenizi de biraz arttırarak farklı ürünlere de yönelebilirsiniz. Alcatel 3 uygun fiyatlı bir telefon olmuş. Özellikle bütçesi kısıtlı olanlar, ikinci telefon olarak almak isteyenler, anneme alayım, babama alayım, amcama alayım, halama alayım diyenler için güzel bir telefon. Yani önerebileceğimiz bir telefon ama beklentinizi doğru belirlerseniz alınabilir bir telefon. Ama beklentiyi iyi belirlemediğiniz zaman sizi üzebilecek özellikleri de var tabii ki. O bakımdan fiyat performans anlamında muhteşem bir çözüm olduğunu söyleyeyim. Doların, euronun, dövizin bu kadar arttığı bir ortamda 1199 TL, ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunu, bu da ayrı bir konu, artık makul bir rakam olmaya başladı. Böyle bir ihtiyacınız varsa da Alcatel 3'ü öneriyoruz. Fiyat performans canavarı bir model olan Alcatel 3'ü incelediğimiz videomuz sona erdi. Bize her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.